Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi bir model geldi. Fıstık oyası ama biraz yaprağının görünüşü farklı. Biraz fiyonk. Fiyongu andırıyor. Yapraklarının yapımı. O modelimizi yapacağız. Modelimiz gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Yaprakları üzerine de bir fıstık. Şimdi ben bittikten sonra kaç ara vermişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tığ battı boşluğu vermişim. Yine 8 tane tığ battı boşluğu vereceğim ve modelimize başlayacağız. olmuş. 3 zincir çekip yanda kapatıyorum. 3 oldu. 3 zincir çekip yanda kapatıyorum. 4. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. 5. 3 adet zincir çektim yanda kapattım. 6. 7 ve 8 bu şekilde bir aramız var şimdi 6 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 başını 3 kez aldım 1 2 tığ batısı atladım 3'e girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 çektim Şimdi bu noktada 7 adet zincir çekiyorum. dönüş yapıyorum buraya girip kapattım bir zincir çekip tekrar dönüş yapıyorum şimdi bu yuvam içerisine bir sık iğnesi ile girdim 13 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 çok yakın olmuş biraz düzeltelim 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bunun üzerinde fıstık topluyorum arkadaşlar. İlmeğimi hafif genişlettim. Altından girdim. İpin ucunu alıp dibinde zincir çektim. 1. Altından girip ipin ucunu al, dibinde zincir çek. Tığı, tığ, da tırnağınızla tutun. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 altından giriyorum ipin ucunu alıp dibinde zincir çekip tutuyorum 13 <laughs> tekrar yapacağım iki tanesini söküldü arkadaşlar 12 13 14 15 16 tane ilmeğim tığda ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim şu an hepsi ipimde tekrar yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp ilmek ediniyorum her iki ilmeğimi kapatıp fıstığımı sıkılıyorum 20 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bakın bu şekildeyiz. Tekrar dönüş yapıyorum. Bu tarafa diğer tarafından fıstığın bakın şöyle. 20 adet zincirimizi şu şekilde kapatacağız şu tarafına. ipin ucunu aldım kapattım bir zincir çekip tekrar döndüm şimdi bu 20 adet zincirimin üzerine dolduruyorum arkadaşlar normal sık iğne de yapabilirsiniz ben biraz daha zarif olsun diye şu şekilde yapıyorum siz normal sık iğne ile de doldurabilirsiniz bir zincir çektim içine girdim ilmek aldım diğerinden geçirdim bir zincir çektim yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bir zincir yuvaya giriyorum. ilmek alıp diğer ilmekten geçiriyorum. Bir zincir yuvaya girip ilmek alıp diğerinden geçiriyorum. Bu şekilde dolduruyorum ben. Dolana kadar dolduralım. Sizler dediğim gibi normal sık iğne de yapabilirsiniz. 20 adet zincirimizin üzeri dolana kadar bu işlemi yapalım. Bir zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir. Bir zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir. Bir zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir. Bu şekilde. Bakın. son kez yapıyorum şimdi dibindeki yuvama giriyorum bir sık iğnesi ile gördüğünüz gibi bir sık iğnesi yaptım tekrar 12 adet zincir çekiyorum 11 12 Yuvaya girip kapatıyorum. Burada bir yuva oluşturdum. Bir sık iğnesi yapıyorum tekrar. Şu şekildeyiz gördüğünüz gibi. Şimdi yine bir fıstık yaprağı yapacağız. 13 adet zincir çekiyorum. Burada olduğu gibi arkadaşlar. Yine 16 tane fıstık toplayacağım 13 adet zincirin üzerinden. Altından girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim 1. 2. Altından girip ipin ucunu al, dibinde zincir çektiğinde tut üç. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 ipin ucunu alıyorum hepsini içinden geçtim şu an hepsi ipimde tekrar yuvaya giriyorum ilmek alıyorum her iki ilmeğimi kapattım şöyle elimle biraz fıstığımı düzenleyip sıkılıyorum 20 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dönüş yapıyorum bakın tersine bu tarafında giriyorum yuvaya şuradan fıstığın kenarında 20 adet zincirimi kapattım. Bir zincir çekip tekrar döndüm. Şu fıstığı şöyle tutalım. Daha rahat doldurmak için bu 20 adet zincirin üzerine yine dolduruyoruz. Bir yani dolana kadar dolduralım arkadaşlar. Az önceki yaptığım işlemle sizler normal sık iğne de yapabilirsiniz bu noktada. Dolana kadar dolduruyoruz. Bir zincir çekip yuvaya girip ilmek halkı diğerinden geçirdim. Bir zincir çektim, yuvaya girdim, ilmek aldım, diğerinden geçirdim. Bu şekilde. doldu. Bakın. Şimdi tekrar bu yuvaya giriyorum. Bir sık iğnesi ile sabitledim. Şimdi bu altındaki çubuğumuza 7 tane sık iğnesi yaparak aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 7 Tığım takıldı hemen aşağıda 8. sık iğnemi tığ battısında sabitliyorum ve yine buradan 8 tane tığ battı boşluğu yapıyorum 3 zincir çekip yanda kapattım 1 3 adet zincir çektim yanda kapattım 2 3 adet zincir çekip yanda kapattım 3 yani vereceğim arayı verdikten sonra yine bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar şöyle elimizle de bir düzenleyelim Gördüğünüz gibi alt kısmımız bu şekilde oluşuyor. Şimdi üstüne fıstığını yapacağız. Bir diğerinde yerinde sarı renkli yapacağım sizlere daha rahat, açık renkli daha rahat gösterebilmek için arkadaşlar. Şu ortada 12 adet zincir vardı biliyorsunuz yapmıştık yuva oraya. Şimdi bu işlemi yapacağız. İpimi tığma sabitledim. Buradan o 12 adet zincirime girip tutturdum. 15 adet zincir çekiyorum. Burada fıstığı biraz büyük tutacağız. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi altından giriyorum. İpin ucunu alıp dibinde zincir çekip tığımda tutuyorum. 1 2 3 4 altından gir, ipin ucuna al dibinde zincir çektiğinde tut tırnağına tut 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 burada 20 tane ilmek topladım ipin ucunu alıyorum hepsini içinden geçtim şu an hepsi ipimde gördüğünüz gibi tekrar bu yeşil yuvama giriyorum ipin ucunu alıp ilmek edindim her iki ilmeğimi kapattım şöyle biraz fıstığımı düzenleyip sıkıladım Şimdi burada 25 adet zincir çekiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tersine dönüyorum. Fıstığın bu tarafında kapatıp 25 adet zincirin içerisine alıyorum fıstığı. Bakın. 2 adet zincirle dönüyorum şimdi buradaki yapacağımız işlem şöyle fıstığımızı önde tutalım bu zincirimiz dolana kadar 2 adet zincirle dolduruyoruz yani iki zincir çekip kapatıyorum buradaki işlemde bu arkadaşlar 2 zincir çekip kapatıyorum 2 zincir çektim girdim kapattım 2 zincir çektim girip kapattım bu halkamız dolana kadar iki zincirle doldurup dönelim İki zincir çekerek doldurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ee, burada biraz daha dolgun olsun istediğim için bu işlemi yapıyorum. İsterseniz normal sık iğne de yapabilirsiniz. 2 zincir çekip kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. tamamlandı. Son iki zincirimi de kapattım. Şimdi yeşil yuvaya tekrar giriyorum. Bir sık iğnesi yapıp bir de zincir çekip ipimizi kestik. Şöyle elimize düzenleyelim. Şu ipleri de temizleyip dönelim. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimiz bu şekilde tamamlandı. Gönderen arkadaşa ve yapacak ve deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.